onların hayatını, onların özelliklerini uzunca ortaya çıkaracağız inşallah. Öncelikle yaratılışlarından bahsedeyim. Rahman suresinin 15. ayeti. Hızlı bir şekilde ayetlerimizi alacağız. Bu ayeti kerime cinlerin yaratılışının yalın ateşten, yani dumansız bir ateşten olduğunu anlatan ayeti kerimedir. Cinler dumansız ateşten yaratılmışlardır. Demek ki cinler meleklerle aynı yaratılışı taşımıyorlar. Melekler nurdan yaratılmış, insan topraktan yaratılmış. Efendim cinler ise dumansız ateşten. Hocam ateşi ateş yakar mı o zaman? Nasıl ateşte yanacak bunlar cehennemde? Biz topraktan yaratıldık ama şu anda toprağa hiç benzemiyoruz. Değişim geçirdik. Ete ve kemiğe büründük. Cinler de yaratılış ham maddeleri ateş olmakla beraber şekil değiştirmişlerdir. Bu nedenle de ateş onları yakacaktır. Yani kafir olan cinler için söylüyorum. Onlar cehennem ateşinin ebedi bekleyenleri olacak. İmansız olan insanlar nasıl ebedi ateşte bekleyecek iseler cinler için de aynı şey geçerlidir. Araf 38. ayeti kerime onların ayrı bir boyutunu ortaya çıkarır. Onların soylarının, atalarının olduğunu ve ailelerinin olduğunu ifade ediyor. Cinlerin de bizim gibi aileleri var. Onlar da evlenirler, onlar da çoğalırlar. Onların da inançlı olanı var, inancı olmayanları var ve onlar bizim gibi sorumludurlar. Ayrıca peygamberleri var mı onların? Onu konuşacağız biraz sonra. Allah şöyle der, sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin. Evet, her topluluk arkasından sapıklığa düştüğü yoldaşına o gün lanet edecektir. Yani cinler, şeytanlar ve onlara tabi olan insanlar mahşer aleminde birbirlerine lanetleşecekler. Siz bizi bu yola düşürdünüz, bizi yoldan çıkardınız diye kendi kin ve nefretlerini o gün onların huzurunda kusacaklardır. Evet. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler kendilerine öncülük edenler için şunu diyecekler. Yani ahirette şeytanlara ve şeytanlaşmış olan cinlere tapınanlar arkalarından gidecekler. Diyecekler ki ya Rabbi şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver diyecekler. Zaten biz girdik cehenneme bir de onlar da yansın. Ama onlar bizim gibi olmasın. Bize bir verdinse onlara iki ver ya Rabbi. Allah da diyecek ki her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmiyorsunuz. Bu kainatta tapındınız. Siz cinlere, şeytanların yolundan gittiniz. Sonra cinleri ve şeytanları geçtiniz. Bence bugün dünyada şeytanlardan ve cinlerden daha şeytan, daha cin olanlar var. Şeytanlar ve cinler bile onların yanında yıkanmış gibidirler. Çünkü şeytan görevini yapıyor, cin sapmış. Ama cinleşmiş, şeytanlaşmış insanlar var ki onlardan çok daha kötüdürler. Neml suresi 39. ayeti kerime cinlerin hakkında ayrı bir boyutu açıyor. İnsanları duyarlar, bilirler, yanlarında olurlar ve güçleri efendim çok daha fazladır. Nitekim cinlerden Hazreti Süleyman ile ilgili olayı hatırlayacaksınız. Belkis'in tahtını kim getirecek diye Hazreti Süleyman peygamber söylediği zaman cinlerden bir ifrit. İfrit nedir? Şeytanların en azgın olanı. Cinlerin en azgın olanına biz ifrit diyoruz. Cinlerden ifrit diyecek ki sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Demek cinlerin böyle bir kudret ve kabiliyeti var. Muhakkak ki ben ona efendim yani Belkis'in tahtını getirme konusunda kendinden eminim diyor. Demek ki bunlar insanların emrine girebilirler cinler. Hazreti Süleyman'ın emrine girdikleri gibi insanları emirlerinin altına alabilirler. Bugün sihirbaz ve benzerlerini emirlerinin altına aldıkları gibi onları kullanabilirler. Cinlerle ilgili başka bir boyut cehennemde olacaklarını, yani cinler insanlar gibi cehenneme girecekler mi? Araf 179. ayeti kerime. Bu ayeti kerime yine cinlerle ilgili başka bir bilgi bize veriyor.
andolsun ki cehennem için cinlerden ve insanlardan çok kişi yarattık. Yani Allah yaratıyor fakat hak ediyorlar. Yani Allah zorla oraya girin demiyor. Ama Allah'ın yarattığı o cinlerden bir kısmı cehennem için yaratılmışçasına cehenneme gireceklerdir. Kalpleri var, onunla kavrayamazlar. Gözleri var, onunla göremezler. Değil mi? Yani göz var ama görmüyor. Kalp var ama hissetmiyor. Onlar tabii ki başka bir ayet-i kerimede kalbi ve gözü kapalı olanlar için belhum ulaike kel en'am belhum adal, belki onlar hayvanlar gibidir. Hayır hayır, hayvandan daha düşüktür diyor. Çünkü hayvana kitap inmedi, peygamber inmedi. İnsana indi. İnsanlığından çıkmış olan insan hayvandan daha aşağı derecededir. Ayet-i kerime öyle diyor. Sebe 41. ayet-i kerime cinlere tapınan insanların olduğunu gösteriyor. Cinlere tapınan insanlar vardır. Melekler derler ki, sen yücesin, bizim velimiz sensin. Onlar değil, hayır onlar cinlere tapıyordu ve çoğu onlara iman etmişlerdi demek suretiyle ayet-i kerime başka bir safhayı açacaktır. Allah bizleri cinleşmiş ve şeytanlaşmış olan insanlardan muhafaza eylesin.